Saatler 19'u gösteriyor. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Mersinlik Tatlısu arasındaki bölgede dün başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı ve doğudan ve batıdan yayılmaya devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan itfaiye personeliyle bir itfaiye personeliyle dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı. Türkiye'den bir, Birleşmiş Milletler'den de 2 olmak üzere toplam 3 yangın söndürme helikopteri Güney Kıbrıs'tan da 2 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor. BRT Haber Merkezi dünden beri takipte. Şimdi Ağıllar bölgesinde arkadaşlarımız var. Aydan Aslan görüntüde. Bakalım Aydan bize neler aktaracak. BRT Haber Merkezi dünden beri yangınları her noktadan takip ediyor. Aydan Aslan da takipte ve bakalım son durumla ilgili neler aktaracak. Aydan, notlarında neler var? Aramadılar beni. Evet, Mersinlik'te çıkan yangını dün arkadaşlarımız BRT Haber Merkezi dünden beri takipteler. Yakın takipte ve çalışmalarını sürdürüyorlar. BRT muhabir arkadaşımız Aydan Aslan'dan alacağız son gelişmeleri ve bakalım bize neler aktaracak. Destek var yangına. Türkiye'den, Birleşmiş Milletler'den, Güney Kıbrıs'tan destekler gelmeye devam ediyor sayın seyirciler. Ve bununla ilgili olarak biz ayrıntıları alacağız BRT Haber Merkezi'nden arkadaşlarımızla. Hem telefon bağlantılarımız olacak bültenimiz içerisinde, hem de Aydan Aslan ve Sare Özanal'a bağlantılarımız olacak. Bakalım onların notlarında neler var. Şimdi tekrar Aydan'a bakalım. Aydan, olayı takipte, dediğimiz gibi yangını söndürme çalışmaları dünden beri devam ediyor. Bakalım Aydan neler aktaracak. Aydan, notlarında neler var? Evet, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Dünden beri yangını yakından takip ediyoruz. Kameraman arkadaşım Eser Özdınak'la birlikte sabah erken saatlerinde biz yine bölgedeydik. Sabah şiddetli bir rüzgar vardı. Biz canlı yayın yaparken ben ayakta durmakta bile zorlanıyordum. Çok şükür ki şu an için rüzgar durdu, beklenilen oldu. Bütün gün biz rüzgarın durmasını bekliyorduk. Dediğim gibi ne yazık ki yaklaşık 5000 dönüm alanın yandığı bilgisi az önce bize ulaştı. Bu rakamın artmasından endişe ediliyor. Sabahın erken saatlerinde kriz merkezi oluşturuldu. Güvenlik kuvvetleri komutanı, Cumhurbaşkanı, Kolordu komutanı, Başbakan, İçişleri Bakanı, Tarım Bakanı, üst düzey askeri ve hükümet yetkilileri bölgeydi. Yangının söndürülmesi için insanüstü bir çaba vardı ama ne yazık ki rüzgarın, bölgenin konumu buna olanak sağlamadı. Özellikle havadan müdahale edildi. Ancak rüzgarın sık bir şekilde yön değiştirmesi, şiddetli esmesi yangının hızlı bir şekilde ilerlemesine neden oldu. Sabahın erken saatlerinde dediğim gibi biz de bölgedeydik. Çok ciddi insanüstü bir çalışma vardı. 4 kişi yangından, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin de kolunun kırıldığı bilgisi geldi. Sivil savunma ekipleri, orman dairesinden ekipler, sivil vatandaşlar bölgedeydi. Yangının söndürülmesi için dün geceden beri uykusuz bir şekilde çalışmalara devam ettiler. Onların çabası takdire şayandı. Tüm ekipler, güvenlik kuvvetleri komutanı, kolordu komutanı da halen daha bölgede, kriz merkezinde yangının söndürme çalışmalarını koordine ediyor. Yine arkamda gördüğünüz, şu an Ağıllar bölgesindeyim. Yaklaşık yarım saat önce buradan ciddi anlamda dumanlar yükseliyordu. Şu an için çok şükür dumanların şiddeti, seviyesi azaldı. Yangın giderek söndürülüyor diyebiliriz. Ne yazık ki tatlı su için tehlike söz konusu. Yangın tatlı su bölgesine doğru ilerlediği bilgisi bize geldi. Batı kısmına, batı bölgesine doğru yangın ilerliyor. Rüzgar ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Çok şükür az önce rüzgar şiddetini azalttı, durdu diyebiliriz. 7.30'dan beri biz de bölgede, sabahın erken saatlerinde bölgedeydik. Havadan müdahale ediliyor. Rum tarafından 2 uçak geldi. Az önce bir helikopter de gördüm ben. Büyük ihtimal Rum tarafından bir helikopter de talep edilmişti. 3 helikopter görev alıyordu. Toplam 4 helikopter görev alıyor diyebilirim. 7.30'dan sonra havadan müdahale duracak ve sadece karadan müdahale edilecek. İtfaiye ekipleri canla başla çalışıyor. Sivil savunma, orman dairesi, vatandaşlar, askeri personel canla başla mücadele. Dediğim gibi insanüstü bir mücadele var ama ne yazık ki dünden beri yetersiz kaldı bu mücadele.
Birazdan kısa bir süre sonra ne yazık ki havadan müdahale duracak ve sabahın erken saatlerinde 5.30'da yeniden havadan müdahaleye başlayacak. Geceyi rahat geçirmeleri için Mersinlik, Altınova, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy'de gereken önlemler alınmış durumda. Yetkililer burada da canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Yangının sıçramaması için köylere gereken tedbirler alınmış durumda. Yine Topçuköy ve Ardahan'ın üst kısmında olan bölgede İskele Belediyesi'nin yaptığı çağrılar sonucu 30 traktörle sürüldü. Ekili olan alanlar da sürüldü. Vatandaşlar da çok duyarlılık gösterdi. Herhangi bir itirazlar olmadı. Yangının bir an önce sona ermesi için vatandaşlar da dediğim gibi canla başla çalışıyorlar. Topçuköy Ardahan arasındaki bölgeye sürüldü. Şu an için Ağıllar köyü için ya da Mersinli köyü için risk söz konusu değil. Hemen arkamda bir helikopter de görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Eser Öznak'tan rica edeyim. Bu helikopterler ve havadan müdahale 7.30'da son bulacak ve yarın sabah 5.30'da havadan müdahale tekrardan başlayacak. İnsanüstü dediğim gibi bir müdahale var. Küller ve dumanlar iskeleye kadar ulaşmış durumda. Cumhurbaşkanı Ersin Tadar da bölgedeydi. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Briefing aldı üst düzey yetkililerden. Güney Rum kesiminden helikopter ve uçak talebinde bulunduklarını söyledi. Türkiye'den de havadan destekle yangının söndürülmeye çalışıldığını söyledi. Ancak şunu da belirtelim, hem rüzgar aleyhimizeydi hem de bölgenin sarp vadi olması yangına müdahaleyi çok olumsuz kıldı. Oldukça sık bir bitki örtüsüne sahip bu bölge. Vadi olması, dağlık bir bölge olması sadece havadan müdahaleyi olumlu kıldı, mümkün kıldı. Dediğim gibi ekipler canla başla çalıştılar ama dün itfaiye ekipleri, sivil savunma ekipleri tankerlerle bölgeye gidemediler. Ne yazık ki sadece 4x4'ler ve arazi araçları yangına müdahale edebildi. Havadan müdahale ise dün 7.30'da sona erdi. Şimdi birazdan da kısa bir süre sonra havadan müdahale sona erecek. Hemen arkamda görüyorsunuz dumanlar yükselmeye başladı. Kısa bir süre önce hemen arkamda gördüğünüz kısımda da çok ciddi bir duman vardı. Ama o dumanların azaldığını söyleyebilirim. Şu an için Ağıllar Köyü'nde risk yok. Mersinli Köyü'nde de yine risk yok. Yine tedbir amaçlı Mersinli Köyü belli bir vatandaşlar belli bir kısma caminin olduğu bölgeye toplatılmıştı. Camiden anonslar yapılmıştı ama korkulan olmadı. Yangın seyrini değişti. Rüzgarın devamlı yön değiştirmesi söndürme çalışmalarını da ne yazık ki olumsuz etkiledi. Şu anda tatlı su için bir risk söz konusu. Halen daha kontrol altına alınamadı. Yangın batı kısmına yani tatlı suya doğru ilerliyor. Biz bölgedeki gelişmeleri ANBAK'tan aktarmaya devam edeceğiz kameraman arkadaşım Eser Özdunak'la birlikte. Benim şu an için aktaracaklarım bu yönde. İnşallah umarız yangın en kısa sürede kontrol altına alınır. Dediğim gibi yarın sabah erken saatlerinde 5.30'da havadan müdahale yeniden başlayacak. Kısa bir süre sonra da havadan müdahale burada duracak. Aydan teşekkür ediyoruz paylaştıklarınız için. Evet, şimdi telefon hattımızda Sare Özdanır olacak arkadaşımız. Aydan Aslan arkadaşımız Ağlılar bölgesinden bize son durumu aktardı. Rüzgarın şiddetini durdurduğu ama yangının tatlı su bölgesine doğru ilerlediği bilgisi var. Sare Özdanır'la bağlanacağız. Sare, bizi duyabiliyor musun? Evet Merden, duyabiliyorum. Neler aktaracaksın bölgeden, notlarında neler var? Evet, şu an Ağıllar Köyü'nün altında bulunan Altınova Köyü'ndeyiz. Buradan da yangının boyutu gözlenebiliyor. Gün boyunca ben öğle saatlerinden itibaren Ağıllar Köyü'ndeydim. Yangını çok yakından takip etme fırsatı bulduk. Ne yazık ki çok acı bir durum ki dün başlayan yangın hala tüm müdahalelere rağmen söndürülemedi. İki tane yangın uçağı gün boyunca çalıştı. Helikopterde çalıştı. Tabii ki köy halkı bu durum karşısında çok tedirgin oldu. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşlar oldu. Kazma küreklerle yamaçlara tırmanıp ulaşabilecekleri noktalarda yangına müdahale etmeye çalıştılar. Karadan ise itfaiye ekipleri, çevre köylerdeki
belediyelerin su tankerleri yangına müdahale etmeye çalıştı. Tabii ki birçok vatandaşımız ve özel şirketler, inşaat şirketleri de çok duyarlı davranarak su tankerlerini gönderdiler yangın alanına. Zaman zaman özel şirketlerin, inşaat şirketlerinin su tankerlerini de gördük bölgede. Tabii ki şu an için tüm müdahalelere rağmen yangın söndürüldü diyemiyoruz. Şu an yangına uzak bir noktadayım ve diyebilirim ki daha net görebiliyorum. Alevli bölgeler henüz mevcut. Havadan müdahale devam ediyor. Tüm dileklerimiz ve dualarımız yangının söndürülmesi yönünde Naden. Toplam 4 helikopterle müdahale var şu an aldığımız bilgilere göre. 5000 dönüm bir alanın yandığı bilgisini paylaştı Aydan da bizlerle. Bu rakamın artmasından endişe ediliyor sanırım. Ne yazık ki bölgenin ulaşılabilecek, karayoluyla ulaşılabilecek yerde olmaması yangının ve havanın da rüzgarlı olması yangını artırdı. Tüm müdahaleler, çalışmalar halen devam ediyor ve aldığımız duyumlara göre 19.30'a kadar devam edecek. Evet, insanüstü bir çalışma var. Hepinize kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz Sare paylaştıklarınız için. Evet, devam ediyoruz. Şimdi de Hüseyin Cahitoğlu telefon hattımızda. Bakalım neler aktaracak. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu telefon hattımızda. Yangınla ilgili son gelişmeleri alalım. Bizi duyabiliyor musunuz? Yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Neler aktaracaksınız? Biz aldığımız bilgilere göre rüzgar şiddetini şu an için durdurdu. Evet. Ama tehlike devam ediyor ve Tatlısu bölgesine doğru yangının ilerlediği yönünde bilgiler aldık. Neler aktaracaksınız? Doğrudur. Dün itibariyle ülkemizde gerçekleşen yangınlarla mücadele ediyoruz. Biliyorsunuz dün öncelikle 7 dalga bölgesinde bir yangın çıktı. Onu söndürdükten sonra Taşpınar bölgesinde bir yangın daha çıktı. Onu da söndürdükten sonra bu sefer Tatlısu, Kaplıcalar, Mersinlik bölgesinde büyük bir yangın haberi ihbarı aldık ve tüm ekipler oraya yönlendirildi. Bununla ilgili olarak Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, itfaiye ekipleri, orman dairesi ekipleri, askerimiz, polisimiz alanda mücadele veriyor. Yalnız yangın çok dik ve sert bir alanda olduğu için karadan müdahale birkaç noktadan yapılabiliyor sadece. Onun dışında sabah 6 itibarıyla hem Türkiye'den bir helikopter hem de İngiliz Üsler Bölgesi'nden dışişlerimiz vasıtasıyla talep ettiğimiz iki helikopter yukarıdan müdahale ediyor. Bunlar da yeterli kalmadı tabii ki daha sonra. Çünkü rüzgar etkisini bir türlü etkili bir şekilde rüzgar devam etti. Dolayısıyla tekrardan Dışişleri Bakanlığımız vasıtasıyla Birleşmiş Milletler aracılığıyla Kıbrıs Rum kesiminden de 2 adet hava taşıdı talebi yaptık ve 2 adet uçak geldi. Daha sonra bir helikopter talebi daha yaptık dışişleri aracılığıyla ve bir de helikopter şu anda çalışmalara devam ediyor. Saat 7.30'a kadar tabii ki havadan müdahaleye devam edilebilecek. 7.30'dan sonra sadece karadan müdahale yapılacak ama yaptığımız girişimler sonucunda yarın sabahleyin saat 5.30 itibarıyla tekrardan İngiliz Üsler Bölgesi'nden ve Kıbrıs Rum kesiminden uçaklar ve helikopterler soğutma çalışmaları ve yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili yardımcı olacaklarını bildirdiler. Teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Çok teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Evet, devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hükümet yetkilileri de yangın bölgesindeydi. Yürütülen söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Tatar, yangının kontrol altına alınması için devletin ilgili birimlerinin koordineli olarak olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik bölgesinde çıkan ve bölge köylerine yayılan yangını söndürmek için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Tatar'ın önderliğinde devletin ilgili tüm birimlerinin söndürülmesi için büyük çaba gösterdiği yangında Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile birlikte helikopterle yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Geniş bir alanda yangınla büyük bir mücadele vermektedir. BRT'nin canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Tatar, bölgede yangını söndürmek için olağanüstü bir çaba gösterildiğini söyledi. Akşam saatlerinde söndürülmek üzereyken daha sonra rüzgarın tekrar şiddetlenmesiyle tekrar alevlendiğini, tekrar yayıldığını öğreniyoruz uzmanlardan, buradaki sivil savunma ekiplerinden, ifadeden, kaymakamdan ve güvenlik kuvvetleri komutanımızdan, polislerimizden. Olağanüstü bir çaba vardır ama gerçekten çok büyük bir yangın. Bunu üzüntüyle paylaşıyorum. Türkiye'mizden helikopter, işte uçak, her türlü araç gereç burada. Aynı zamanda İngiliz üslerinden ve Güney Kıbrıs'tan da helikopter talep edilmiştir. Tam yangının ne gibi hasar bıraktığını da göremiyoruz şu anda. Yaklaşık çünkü, kaç dönüm arazi yandırdınız vermeyiz? Yani, sizinle paylaşabileceğiniz. Bin dönümden fazla Türkiye Cumhuriyeti'nden bir İHA'nın gelmesi beklemek. Dün bu İHA buradaymış, geri dönmek zorundaymış, şimdi tekrar geliyor. O İHA'dan çekilecek fotoğraflarla ancak o alanın büyüklüğü tespit edilecektir. Şu anda onu görmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla böyle bir üzüntüyle hepimiz karşı karşıya kaldık. Bir kez daha hepimize geçmiş olsun diyorum. Tabii berikat hiçbir can tehlikeye girmemiştir. Şu ana kadar öyle bir durum yok. Tatar, tedbir amaçlı bölgedeki tarlaların, muhtarlıkların da katkılarıyla sürüldüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Marmaris'teki yangından dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Başbakan Ünal Üstel de yangın bölgesindeydi sayın seyirciler. Üstel bölgede incelemelerde bulundu ve görevlilerden bilgi aldı. Başbakan Ünal Üstel, Mersinlik bölgesinde çıkan ve bölge köylerine yayılan yangını söndürmek için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Üstel, yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Yangını söndürmek için fedakarca çalışan herkese teşekkür eden Başbakan Üstel, yangın söndürme sırasında dumandan etkilenerek rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan görevlilere geçmiş olsun dileğinde de bulundu. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek devam eden yangınla mücadelenin seferberlik halinde devam ettiğini vurguladı. Evet, ne yazık ki bir kez daha. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mersinlik bölgesinde çıkan yangını söndürmek için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Oğuz, yangınla ilgili BRT'ye değerlendirmelerde bulundu. Yani yangınla mücadele rüzgarın yönüne göre maalesef değişebiliyor. Şu anda özellikle doğuya doğru olan kısımda iki taraflı olarak yaklaşık bir saat önce, bir buçuk saat önce bir keşif yapıldı. Ona göre Orman Dairesi itfaiye personeli, sivil savunma, askeri personel yönlendirme yapıldı. Ama yoğunluk olarak Ağlar Köyü'ne doğru istikamette batıya doğru yoğun gidişi var ve sık orman arazisi var. O bölgede tedbir amaçlı yine kaymakam tarafından uyarılar yapılarak vatandaşı bu konuda uyarı yapıldı. Şu anda havadan destek anlamında güç oraya doğru kayboldu. O şekilde mücadele devam ediyoruz. Yangının yine insan kaynaklı olduğuna işaret eden Oğuz, ormanlık alanları korumanın önemine dikkat çekti. Yani ekmeden fazla korumak da önemli. Yani bunları korumakla ilgili mücadele ediyoruz ama arazide arayolların, orman arayollarıyla ilgili orman dairemiz zaten her sene mevsimsel anlamda bunları açıyorlar. Ama dediğiniz yerde orman yollarının dışında sarp yerlerde yol açılamayacak durumda olan orman örtüsü var ve o örtüye ulaşamadığınız zaman o örtü bir tehlike arz ediyor ve oradan devam ediyor. Dün gece örnek vereyim size. İş gücünün ulaşamayacağı, hortumların ulaşamayacağı bir noktada, iş araçlarının ulaşamayacağı bir noktada değil. Sadece havadan müdahale edebilirdiniz. Gece yarısı olduğu için orada yoğunlaşan yangın sabah itibariyle rüzgarla daha ileriye gitti.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir an önce kendi yangın helikopterini alması gerektiğini söyledi. Arıklı, 4,5-5G ihalesinden 100 milyon dolar para bekliyoruz. Bunun %10'unu buna ayırabiliriz diye konuştu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Mersinlik bölgesinde çıkan yangınla ilgili belediye değerlendirmede bulundu. Bakan Arıklı, yangının yerden insan gücüyle müdahalenin yeterli olmadığı bir noktada olduğunu ifade ederek havadan müdahalenin önemine işaret etti. Türkiye'de konuşlanan bir helikopterin kısa sürede Kıbrıs'ta çıkacak bir yangına müdahale edebileceği gerekçesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin helikopter almadığını kaydeden Arıklı, Türkiye'de de yangın çıkması nedeniyle sıkıntı yaşandığını söyledi. Şimdi Güney Kıbrıs'tan ve İngiliz üslerinden gelen hava araçlarıyla ve Türkiye'den gelen bir helikopterle bu devasa yangını söndürmeye çalışıyoruz. En korkulacak durum da akşam karanlık çöktüğünde şayet yangının alınamamışsa sabaha kadar bu yangın. Mutlaka kendimizin bir yangın helikopterini satın almamızda büyük fayda var. Bu çok büyük para değil. Bir kampanya yapsak bu kampanyaya bizim birçok vatandaşımız katkı koyabilir, sivil toplum örgütleri katkı koyabilir, ekonomik örgütler katkı koyabilir. 4,5-5G ihalesine çıkacağız, 4,5G ihalesine 100 milyon dolar para bekliyoruz. Ya bunun %10'unu pekala buna ayırabiliriz. Bakanlar Kurulu'nda söyleyeceğim bunu ben. Türkiye'de Muğla'nın Marmaris ilçesindeki dün başlayan yangın da sürüyor sayın seyirciler. Yangına havadan 20 helikopter ve 14 uçakla müdahale ediliyor. Sabah saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın rüzgarın da etkisiyle yeniden şiddetlendi. Türkiye'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ormanlık alanındaki yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesini havadan inceledi. Yangına karadan 1494 personel, 363 araç ve 39 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Havadan müdahale ise 20 helikopter ve 14 uçakla yapılıyor. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sabah saatlerinde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemişti. Ancak yangın rüzgarın şiddetlenmesiyle yeniden yayılmaya başladı. Alevlerin Marmaris-Datça yoluna doğru hızla ilerlediği belirtiliyor. Önlem amacıyla Değirmen Yanı ve Bördübet bölgesinde 50 ev tahliye edildi. Yangında şu ana kadar yaklaşık 400 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü ifade edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ülkemizde temaslarda bulunacak. Oktay yarın sabah gelecek ve ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Oktay devlet ve hükümet yetkilileriyle görüşmelerinin yanı sıra bazı belediyelerde de temaslarda bulunacak. Kadın üreticiler ve girişimcilerle de bir araya gelecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saat 11'de geleceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde saat 11.30'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Oktay ve Tatar, saat 12.15'te ise ortak basın açıklaması yapacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, saat 13'te Meclis Başkanı Zorlu Töre, saat 17'de ise Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek. Oktay, akşam üzeri ise Güzelyurt'ta temaslarda bulunacak. Fuat Oktay 24 Haziran Cuma günü ise saat 11'de girişimcilik hibe programı toplantısına katılacak. Saat 14'te de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akademik Birimi kampüsünde incelemeler yapacak. Fuat Oktay saat 16'da Beyarmudu Belediyesi'ni ziyaret edecek. Saat 17'de ise kadın üreticiler ve girişimcilerle görüşecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya'nın Sydney kentindeki Kıbrıs Türk Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileriyle çevrim içi görüşme yaptı. Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sayısını belirlemeye yardımcı olacak Cumhurbaşkanlığı himayesinde tanıtılan çevrim içi foruma yurt dışındaki Kıbrıslı Türkleri katılmaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya'nın Sydney kentinden Kıbrıslı Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı çevrim içi toplantıda Avustralya'ya ilk göçlerinin 75. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Kıbrıslı Türklere saygısını ifade etti. Tatar, Avustralya'da yaşayan Kıbrıslı Türklerin 3. hatta 4. kuşaklarını yetiştirdiğini belirterek, orada yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bağlarını sürdürmek, Kıbrıs Türk kültürünü ve kimliğini korumak ve yaşamlarını sürdürürken ailelerine karşı sorumluluklarını yerine getirmenin önemini vurguladı. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Avustralya'da yaşayan Kıbrıslı Türklerin karşılaştığı sorunları özel olarak ele aldığını belirterek, anavatan Türkiye, Avustralya'daki Kıbrıslı Türklere, özellikle de Melbourne ve Sydney'deki topluluğumuza hizmet edecek bir ofis açmamızda ve onların büyükelçilik binalarını kullanmamızda bizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyor. Bu, Avustralya'daki topluluğumuza gerçekten yardımcı olacak ve benim çok önem verdiğim bir konudur, dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının ana vatanlarındaki seçimlerde oy kullanabilmesi için desteğini sürdürdüğünü de belirtti. Kıbrıs konusundaysa Cumhurbaşkanı, iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayanan sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için çalışıyoruz. Kıbrıs Rum tarafı yarım asırdan fazla bir süredir her plan ve teklifi reddettiği için eşitlik temelli müzakerelerin tükendiğini açıklamaya devam ediyoruz, ifadelerini kullandı. Adana'da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yüreğir ilçesinde Mavi Vatan Kıbrıs konulu söyleşiye katıldı. Doğu Akdeniz'de neler olduğuna bakmak gerekiyor diyen Töre, Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sadece Akdeniz'de küçük bir kara parçası olarak düşünülmemesi gerektiğini kaydetti. Meclis Başkanı Zorlu Töre, Adana temasları kapsamında Yüreğir ilçesinde Mavi Vatan Kıbrıs konulu söyleşiye katıldı. Töre, ne Mavi Vatan'dan ne de Kuzey Kıbrıs'tan çekiliriz. Ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçeriz, ne ana vatan Türkiye'den vazgeçeriz. Göndere çektiğimiz bayraklar bizim gönüllerimizde oluşan bayraklarımızdır. Bunlardan biri Türk bayrağı, diğeri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıdır. O bayraklar hem gönüllerimizin bayrağı hem de göklerdeki bayraklardır. Asla vazgeçmeyiz, ifadelerinde bulundu. Doğu Akdeniz'de neler olduğuna bakmak gerekiyor diyen Töre, Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sadece Akdeniz'de küçük bir kara parçası olarak düşünülmemesi gerektiğini kaydetti. Töre konuşmasında devamla şunları söyledi. Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkesi ve kıyıları en çok Doğu Akdeniz'de olan bir ülkedir. Ama Rusya'sı, Amerika'sı, Fransa'sı Türkiye'ye bu bölgeden çekil diyorlar. Gelme buraya diyorlar. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de sonlandırın diyorlar. Biz tanımayız diyorlar. Yani siz denizlerin ötesinden, okyanusların ötesinden, emperyalist düşünceleriniz için Doğu Akdeniz'de Kıbrıs adasının etrafında denizaltıları bulunduracaksınız. Uçak gemileri bulunduracaksınız. Bu bölgede terör odaklarını Türkiye'ye karşı besleyeceksiniz. Ama Türkiye bu Doğu Akdeniz bölgesinden ve Kıbrıs adasından çekilecek. Öyle mi? Hayır, aldanmayacağız. Hayır diyoruz. Meclis Başkanı Töre konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylem ve hassasiyetlerini de desteklediklerini belirtti. Mausa Limanı'nda sendikaların ekme sahaya kalmama eylemi nedeniyle yolcu gemileri bir süre limana alınmadı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ilgili sendikanın ekme sahilerin yarın ödeneceğine dair söz almasıyla bekleyen yolcu gemilerinin rıhtıma alındığını açıkladı. Bakan Arıklı konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Saatlerce denizde bekleyen yolcu gemilerini nihayet rıhtıma aldık ve yolcuların tahliyelerine başladık.
Hasta yolcuları ise ambulansla hastaneye sevk ettik. Elimizde olmayan sebeplerle denizde mahsur bıraktığımız değerli yolcularımızdan devletim ve halkım adına özür diler. Meselenin çözümüne katkı koyan sendikacılar dahil herkese teşekkür ederim. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan da BRT'ye yaptığı açıklamada limanda bekleyen yolcuların mağdur olmaması nedeniyle geminin limana demirlemesine yardımcı olduklarını ancak eylemlerinin devam ettiğini açıkladı. 2021 yılı doğrudan gelir desteği hesap kapatma ödemeleriyle 2022 yılı küçükbaş hayvanbaşı desteklerin birinci taksit ödemeleri yapıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada toplamda 91.957.875,71 Türk Liralık ödeme yapıldı. Bu ödemelerin 34.426.910,71 Türk Lirasının 2021 yılı için 8.734 üreticiye, tahıl, yem bitkileri, nadas, narinciye, zeytin, harup, badem, meyve ağaçları, zebze, sera ve patates beyanları karşılığında doğrudan gelir desteği hesap kapatma ödemeleri olduğu ve bankalara yatırıldığı duyuruldu. 57.530.965, Türk Lirası'nın Aralık 2021 beyan tarihli hayvan kayıt sistemine kayıtlı 3.989 üreticiye 2022 yılı birinci taksit küçükbaş hayvanbaşı destek ödemeleri olarak yatırıldığı belirtildi. Üreticiler doğrudan gelir desteği ve küçükbaş hayvan desteklerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranlarını yeniden belirledi. Yeni oranlar yarından itibaren yürürlükte olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Merkez Bankası nezdindeki Türk lirasıyla yabancı para mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranlarıyla Türk lirası reeskont iskonto ve avans işlemleri faiz oranlarını yeniden belirledi. Buna göre vadelerinden bağımsız olarak Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık %12.75'ten %13.75'e, yabancı paradaysa ABD doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık %0.50'den %1'e yükseltildi. Öte yandan Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık %0.25'den %0.50'ye ve İngiliz sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık %0.30'dan %0.60'a çıkarıldı. Merkez Bankası nezdindeki Türk lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık %6 olarak sabit bırakılırken, yabancı parada ABD doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık %0.25'den %0.50'ye, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık %0.10'dan %0.25'e ve İngiliz sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık %0.15'den %0.30'a yükseltildi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'un yargı süreci devam ediyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'un yargılandığı davada iddia ve savunma makamlarının istinaf başvuruları bugün Yüksek Mahkeme'de görüşüldü. Tarafları dinleyen Yüksek Mahkeme duruşmayı karar için süresiz erteledi. Yüksek Mahkeme yargıçları Beril Çağdal, Peri Hakkı, Talat Usar'dan oluşuyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi yok oluşa hayır, iradene sahip çık sloganıyla basın toplantısı düzenledi. Genel Başkan Tufan Erhürman, iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasını ekonomik sorunlara çare olmaktan uzak, halkın alım gücünü artıracak önlemlerden yoksun olarak değerlendirdi. Erhürman, partinin çözüm önerilerini paylaşmak için halkla buluşacaklarını kaydetti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti milletvekillerinin de katılımıyla Paradise Park'ta basın toplantısı düzenledi. Yok oluşa, ekonomik ve demografik fukaralaşmaya hayır başlığıyla düzenlenen basın toplantısında Tufan Erhürman, bugünden Girne'den başlayarak sorunları dile getirmek, çözüm önerilerini paylaşmak için yeniden halkla buluşacaklarını ifade etti. Hem çözüm önerilerini gündeme getirip aslında bu ülkede
yapılmaya çalışanın aksine umudun öldürülemeyeceğini, Kıbrıs Türk halkının özgüveninin, öz saygısının yok edilemeyeceğini, buradan çıkış muhakkak surette var olduğunu paylaşmak, anlatmak ve halkımızı ve basın mensuplarımızı dinlemek istiyoruz. Türkiye ile imzalanan iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasını da değerlendiren Tufan Erhürman, anlaşmanın ekonomik sorunlara çare olmaktan uzak, halkın alım gücünü artıracak önlemlerden yoksun olduğunu iddia etti. Türk lirasının erimesinden kaynaklı olan sıkıntılarımıza dair hiçbir öngörünün bu protokolde olmadığını gördük. Toplu iş sözleşmesi hakkı, sendikal haklar, bunlara ilişkin sınırlamaları protokolün içerisinde gördük. Mülkiyet edinimi konusundaki bütün sınırlamaların kaldırılması da aynısıdır. Bu mülksüzleşmedir, bu sermayenin el değiştirir. Açıklanan 43.10 hayat pahalılığının ardından birçok şeye zam yapıldığına işaret eden Erhürman, bu şartlarda hayat pahalılığının asgari ücretin hayvancıya ve üreticiye verilen desteğinde 2 ayda bir değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının önünü açacak adımlar atılmasının şart olduğunu, uzun vadeli sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma planları ve programlarının yapılmasının yanı sıra paranın euroya endekslenmesi konularında çalışma yapılması gerektiğini ifade etti. Kamu İşçileri Sendikası Başbakanlık önünde taşeron sistemine karşı eylem yaptı, çadır kurdu. Sendika Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, temizlik ihalesi adı altında işe alınan taşeron işçilerinin 2 aydır maaş alamadığını ve sigorta primlerinin yatmadığını belirterek çözüm bulununcaya kadar eylemin süreceğini söyledi. Kamu İşçileri Sendikası, temizlik ihalesi adı altında işe alınan taşeron işçilerin 2 aydır maaş alamadığını ve sigorta primlerinin yatmadığını belirterek Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı. Sendika Başkanı Ahmet Serdaroğlu eylemde yaptığı konuşmada hükümeti konuyla ilgili sağduyuya davet ederek eylemin sorun çözülene kadar devam edeceğini ifade etti. Taşeron hizmeti ile sürdürdüğünüz bu yanlış sistem köleliktir. Bizler de, bütün bu insanlar da sizlerin kölesi değildir. Zaten yoksunuz artık. Bu saatten sonra bu kadrolarda, devlette temizlik işleri kamu işçileri tarafından yürütülecektir. Bu bizim yaptığımız toplu iş sözleşmesiyle bakidir ve bu saatten sonra devlet bilecek ki taşeron işçileri değil, artık karşınızda kamu işçileri vardır. Sağduyuya çağırıyorum. Artık çözümsüzlüktür noktasında olmayalım. Günübirlik çözümlerden vazgeçelim. Sendikayla adam akıllı masaya oturalım. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli topçu uzman çavuş Fatih Özkaya askeri araç kazasında şehit oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar topçu uzman çavuş Fatih Özkaya için başsağlığı mesajı yayımladı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli topçu uzman çavuş Fatih Özkaya askeri araç kazasında şehit oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, askeri araç kazasında şehit olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Özkaya için başsağlığı mesajı yayımladı. Tatar mesajında, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan topçu uzman çavuş Fatih Özkaya'nın askeri bir araçta geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde araç kazası sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Fatih Özkaya'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun, dedi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da mesajında, kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet,
kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır ifadelerini kullandı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesine yer verildi. Türkiye'deki görev süresini Temmuz ayında tamamlayacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü veda ziyaretlerine başladı. Büyükelçi Köprülü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Dışişleri Bakanlığı'nda ziyaret etti. Ziyaretlerde Büyükelçi Köprülü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Büyükelçiliğin çalışmalarına verdikleri desteklerden dolayı Oktay ve Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın eski genel sekreterini kabulünde temennim ilerleyen zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir yerleşim yerinin de kültür başkenti olarak ilan edilmesidir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın eski genel sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul etti. Tatar, yıllardır sanatçılarımızın, yazarlarımızın farklı etkinliklerde yer aldığını belirterek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyetlerin Doğu Akdeniz'deki temsilcisi olduğunu söyledi. Gelecekte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir şehrinin de kültür başkenti olarak ilan edilmesi bizler için bir gurur vesile olacaktır. Bu devlet bir Türk devletidir ve Türk dünyasının bir parçasıdır. Öyle görmekteyim. Dolayısıyla buradaki verilen mücadele, buradaki asırlardır kültürümüz, sanatımız, her türlü mücadelemiz ve bu bağlamda yaptığımız çalışmalar ve başarılar, bütün bunlar tarihe geçmiştir. Güzelyurt Belediyesi atık su arıtma tesisinde kapasitenin artırılması için düğmeye basıldı. Bu çerçevede temel atma töreni düzenlendi. Projenin 15 ayda tamamlanması hedefleniyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Güzelyurt Belediyesi atık su arıtma tesisinde kapasitenin artırılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede kapasite artırımı temel atma töreni düzenlendi. Atık su arıtma tesisinde düzenlenen tören, proje müşaviri Mehmet Naci Çimen'in projeyi tanıtmasıyla başladı. Törende Avrupa Birliği'ni temsilen konuşan Jartan Jörson, projenin atık suların yeraltı sularını kirletmesini önlemek adına geliştirildiğini anlatarak, kapasite artırma çalışmalarının 15 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Jartan Jörson, projeyle yeraltı sularının yanı sıra çevrenin de korunmuş olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nı temsilen konuşan proje müdürü Alexander Prieto da kapasite artışının Güzelyurt'ta artan nüfusun ve buna bağlı değişen ihtiyaçların karşılanması için önemli olduğunu belirtti. Prieto, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın kentsel ve kırsal alanda altyapının geliştirilmesine destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da projenin yeşili korumayı, üretmeyi ve geri dönüşümü barındırdığını kaydederek projenin kent ve ülke için önemli olduğunu söyledi. Bize düşen görev de bu projelerimizin sürdürülebilir olması yönelik yapacağımız çalışmalarla kullanan öder prensibiyle hayat bulması ve devamını sağlamamızdır. Ardından konuşmacılar günün anısına isim plaketlerini kütüğe çaktılar ve temsili temel atma töreni gerçekleştirildi. Katılımcılar proje alanını da gezdi. Bir kez daha Ağlar bölgesine çeviriyoruz kameralarımızı. Arkadaşımız Aydan Aslan var görüntüde. Bakalım yangın bölgesinde ve takipteler. Son durumu yine kendilerinden alacağız. BRT Haber Merkezi takipte ve bakalım notlarında neler var Aydan'ın. Aydan sendeyiz. Neler aktaracaksın bize? Son gelişmelerde neler var? Olarak dünden beri yoğun bir mesai içerisindeyiz biz de. Dün saat 2.30 civarında başlamıştı yangın. Mersinlik deresinden başlayarak ne yazık ki büyük bir alanı tamamen yakarak kül etti. Yaklaşık 5.000 dönüm arazinin yandığı ifade ediliyor. Bu rakamın artmasından endişe ediliyor. Hemen arkamda gördüğünüz gibi yangın iki farklı noktada şiddetini arttırmış durumda. Biri Topçuköy tarafına, diğeri ise hemen arkamda gördüğünüz batı kısmına, yani Tatlısuya taraf yangın hızlı bir şekilde ilerliyor. Havadan çalışmalar durmuş durumda. Sabah saatlerinde, sabahın erken saatinde 5.30'da yeniden
çalışmalar başlayacak. Şu an sadece karadan müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri, sivil savunma, orman dairesi, vatandaşlar tam bir işbirliği içerisinde, askeri personelle tam bir işbirliği içerisinde yangını söndürmek için insanüstü, olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar. Dediğim gibi yangın çok şiddetliydi. Sabah biz canlı yayın yaparken ben ayakta durmakta dahi zorlanıyordum. Rüzgarın şiddetini arttırması yangının da hızlı bir şekilde farklı noktalara yayılmasına neden oldu. Şu an itibariyle rüzgarın durduğunu söyleyebilirim. Bu durum ekiplerin işini kolaylaştıracağı benziyor. Güvenlik kuvvetleri komutanı, kolordu komutanı, cumhurbaşkanı, başbakan, üst düzey hükümet yetkilileri de bölgedeydi. Kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezinde yangın koordine edilmeye çalışıldı. Bir uçak, Türkiye'den gelen bir uçak ve iki helikopter ile yangına müdahale edildi. Bugün ise iki uçak Rum tarafından, üç helikopter de bizden yangına müdahale edilmeye çalışıldı. Bir helikopter de son dakika geldi. Rum tarafından bir helikopter daha talep edildiği bilgisi gelmişti. Toplam 4 helikopter ve 2 uçak ile yangın söndürülmeye çalışıldı. Ancak halen daha kontrol altına alınamadı. Fakat rüzgarın durması ekiplerin işini kolaylaştıracağı benziyor. Topçuköy ile Ardahan'ın üst kısmındaki bölge 30 yaklaşık traktörlerle birlikte sürüldü. Ekili alanlar da sürüldü. Vatandaşlar çok duyarlılık gösterdi bu konuda. Kimse itiraz etmedi. Vatandaşlar da yangının köylere sirayet etmemesi için ellerinden gelen çabayı sarf etti. Ekipler de yine aynı şekilde özellikle Topçuköy, Ardahan, Mersinlik ve Altınova Allar bölgesinde de yangının buraya sirayet etmesi için ekipler de akşam çalışmalarına devam edecek. İlgili yetkililer bölgede kriz merkezinde yangını koordine etmeye çalışıyorlar. Ekiplerin işi biraz daha kolaylaştı diyebiliriz. Çünkü nihayet beklenen oldu ve rüzgar şiddetini arttırdı. Dün 2.30'dan beri rüzgar ne yazık ki hiç durmadı. Bu durumda dediğim gibi yangının hızlı bir şekilde yayılmasını ve kontrol altına alınmasını neredeyse imkansız kıldı. Şu an arkamda görebilirsiniz helikopterler yangını koordine ediyorlar. Yangının hangi bölgede yoğunlaştığı hakkında bilgi veriyorlar içeriye ve helikopterden giden bilgiler doğrultusunda yangına müdahale ediliyor. Şu an için havadan bir müdahale söz konusu değil. Sabah erken saatlerinde yine yangına müdahale edilecek. Gece ise sivil savunma teşkilatı, orman dairesi, itfaiye ekipleri ve duyarlı vatandaşlar yangını söndürmeye çalışacak. Şu an için ne yazık ki kontrol altına aldığını söyleyemeyiz. Çalışmalar devam ediyor. Olağanüstü bir çaba hakim bölgede. Tek sevindirici nokta rüzgarın durması. Çünkü hem bölgenin sık bir bitki örtüsüne sahip olması, hem vadide olması hem de rüzgarın şiddetli bir şekilde devam etmesi, bu üç unsur birleşince yangının söndürmesini neredeyse imkansız hale kıldı. Yoksa olağanüstü bir çalışma var. Dediğim gibi üst düzey askeri yetkililer de buradaydı. Hiç ayrılmadılar bölgeden. Polis genel müdürü de bütün gün boyunca buradaydı. Yangının söndürülmesi için elinden gelen çabayı sarf ettiler. Ancak bu üç unsur dediğim gibi hem bölgenin yapısı, vadi oluşu, dağlık oluşu, hem bitki örtüsü hem de rüzgarın sık sık yön değiştirmesi yangının kısa sürede büyümesine ve yayılmasına neden oldu. Yangınla ilgili iki kişinin tutuklandığı bilgisi gelmiştir mutlaka sizlere de. Onları da tekrardan bir hatırlatayım. İki kişi tutuklandı. Yangının elma bahçesi diye bilinen Mersinlik deresinden çıktığı ifade ediyor. Temizlik çalışması yaptığı sırada bir şironun aküsünün kontak yapması, alev alması sonucu ortaya çıktığı ifade edilmişti. Konuyla ilgili iki kişi tutuklandı. Şu an için benim bölgeden aktaracaklarım bu kadar. Dediğim gibi yangın Topçuköy tarafında, bir de hemen arkamda gördüğünüz batı kısmına, Mersinlik'ten Tatlısu'ya doğru ilerliyor. Ekipler teşekkür gece çalışmalarına hala devam edecek. Özellikle ekipler için ayrı bir parantez açmamızda fayda var. Gün boyu hiç uyumadan, hiç neredeyse yemek yemeden yangına müdahale etmeye, yangını söndürmeye çalıştılar. 4 kişi yangından etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Bir kişi de yaralandı yangına müdahale ederken. Benim şu an için aktaracaklarım bu yönde. Umarım en kısa sürede yangın kontrol altına alır ve biz de güzel bir haberle yayınımızı tamamlamış oluruz. Teşekkür ediyoruz Aydan paylaştıklarınız için. Evet, havanın kararmasıyla çalışmalar da duracak ama yarın sabah erken saatlerde mücadele tekrar başlayacak sayın seyirciler. Dileriz en kısa sürede kontrol altına alınır Aydan'ın da dediği gibi. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Bir sonraki görüşmemiz saat 23'te gün sonunda olacak. Gelişmelerle yine karşınızda olacağız. İyi akşamlar. Hoşçakalın.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, Vücut Geliştirme Milli Takımı sporcuları Sırbistan'da gerçekleşen IFBB Balkan Şampiyonası'nda 3 şampiyonluk, 5 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu'nun uluslararası hakem olarak görev aldığı Balkan Şampiyonası'na katılan sporcularımız elde ettikleri başarılarla ülkemize büyük gurur yaşattı. Enver Mesutoğlu, vücut geliştirme 70 kilogram ve klasik fizik kategorilerinde çifte Balkan şampiyonluğu yaşarken, klasik fizik açık kategorisinde de ikinci oldu. Emir Özekman, klasik vücut geliştirme -175 cm kategorisinde Balkan şampiyonluğuna ulaşırken, vücut geliştirme -80 kilogram kategorisinde ikincilik elde etti. Mithat Bengisoy, vücut geliştirme -90 kilogram kategorisinde ikincilik, klasik vücut geliştirme +175 cm kategorisinde de üçüncülük yaşadı. Şampiyonada ülkemiz adına mücadele eden tek kadın milli sporcumuz Serpil Özkan Wellness ve Body Fitness, +163 cm kategorilerinde çifte ikinciliğe ulaştı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun organize ettiği ilk yardım ve masör yetiştirme semineri 27 Haziran-9 Temmuz 2022 tarihlerinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda gerçekleşecek. 6 Haziran'da başlayan ve en az 10, en fazla 50 kişinin katılabileceği seminere başvurular 24 Haziran Cuma günü sona erecek. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda, başvuru sırasında istenen iletişim bilgi ve belgelerin başvuru sahibine ait doğru ve erişilebilir olması, başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemli olduğu vurgulandı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha ekliyor. Bu bağlamda Kadınlar Ligi için Puma, lige isim sponsoru oluyor. İki sezondur pandemi sebebiyle oynanamayan Kadınlar Ligi'ne bu sezondan itibaren ciddi bir yatırım yapan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 8 takımlı ligin gerçekleşeceğini duyurmuştu. Bir süredir lig ile ilgili yapılan görüşmelerde Puma, Kadınlar Ligi'nin isim sponsoru oldu. 2021-2022 sezonunda Kadınlar Ligi Puma Kadınlar Ligi ismiyle anılacak. Pro Lig'de şampiyonluğu Kopspor'un. Kopspor, 3 maç kazanım esasına göre oynanan final serisinde rakibi Girne Amerikan Üniversitesi'ne karşı 3-1 üstünlük elde etti. Kopspor, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda oynanan serinin 4. maçını 65-46'lık skorla alarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Takımda Ali Erdem Tiryakioğlu 20 sayıyla mücadelenin en skorer ismiydi. Girne Amerikan Üniversitesi'nde ise Aykut Vidansoy takımına 14 sayı kazandırdı. Seriyi 3-1 tamamlayan Kopspor'a birincilik kupası maç sonrası düzenlenen törende verildi. Şampiyon kupayı Federasyon Başkanı Orhun Mevlid'in elinden aldı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nin geleneksel yılın başarı ödülleri sahiplerini buluyor. Geleneksel ödüller bu akşam derneğin genel merkezinde yer alan Fikret Ünlü Havuz başında verilecek. Dernek bu yılki Ahmet Sami Topçan Üstün Hizmet Ödülünü Aşkın Demiray'a veriyor. Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülünü Erten Gazi, Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülünü Ali Oraloğlu, Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülünü ise Evren Karademir alacak. Zeka Özteknik Özel Ödüllerine Taygun Artan Özcihan, Sabriye Atikoğlu, Mustafa Alnar, Buse Savaşkan ve Levent Spor Kız Basketbol Takımı sahip olacak. Plaj voleybolunun başlangıcı Kulüpler Arası Yıldızlar Ligi ile verildi. Lefkoşa Beach Voley Arena'da oynanan ilk gün 32 maçla tamamlandı. Turnuvanın ilk maçları sonunda gruplarda avantaj elde eden takımlar belli oldu. Diğer yandan U12 kızlar ile U13 erkekler yanı sıra Kadın ve Erkekler Ligi'nde de karşılaşmalar saat 18'den itibaren oynanmaya başladı. İbrahim Yavuz'un da forma giydiği Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nın finalinde Letonya'yı yenerek şampiyon oldu. Başkent Saraybosna'da oynanan final maçında Letonya ile karşılaşan Türk Milli Takım, üstün bir mücadele sonunda sahadan 84-34'lük farkla galip ayrıldı. Milli takımda Mücahit Günaydın 18, Ahmet Efe Türk 12, Ferit Gümüş 10 sayıyla öne çıkarken, final maçında da görev alan İbrahim Yavuz 8 sayı, 5 rebound ve 1 asist oynadı. Avrupa B Ligi şampiyonu Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takım, gelecek yıl Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yapılacak Avrupa A Ligi şampiyonasında mücadele edecek. K
Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takımı İstanbul'da yapılacak Türkiye Kempo Şampiyonası'nda mücadele edecek. 24-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi'nde yer alacak şampiyonaya federasyon 10 sporcuyla katılıyor. Semi Full Kata, Self Defense, Submission branşlarında olacak organizasyon, alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde gerçekleştirilecek. Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda Macar yüzücü Krzysztof Milak, erkekler 200 metre kelebekte kendine ait dünya rekorunu geliştirdi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki Milak, 1.50.34'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı. Macar sporcu, 2019 yılında Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı bir önceki şampiyonada 1.50.73'lük derecesiyle Amerikalı Michael Phelps'e ait 1.51.51'lik rekoru yaklaşık 1 saniye geliştirmişti. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Efendim merhabalar. Evet, kuzey ve batı yönlerden, yer yer güney ve batı yönlerden esen kuvvetli rüzgarın öğle saatlerinden sonraya kadar devam edeceğini söylemek mümkün. Dün yer yer çok kuvvetli rüzgarın olacağını söylemiştik. Tabii ki gerekli tedbirlerin alınması gerekirdi demiştik. Özellikle yangınlar açısından. Evet, bugün ve yarın nispeten sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak Kıbrıs Adası demiştik. Ve perşembeden sonra, perşembe ve cuma günleri ise Basra alçak basın sistemi veya Arabistan üzerinden gelecek olan oldukça sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacağız. Yalnız iki gün. Ve sonra sıcaklıklar yine mevsim normallerine düşecek efendim. Ve gecemiz ılık geçecek ve en düşük hava sıcaklıkları Lefkoşa ve İskele'de 22, Lefke ve Yenerenköy'de 23, Güzelyurt'ta 19, Girne'de 24, Alevkaya ve Gazimağusa'da 24, Alevkaya'da 20, Gazimağusa ve Girne'de 24, Larnaka'da 22, Limosol'da 23, Baf'ta 21 ve Trodos'ta 12 derece. Ve yarın Kıbrıs'ta hava açık ve az bulutlu geçerken boğucu mu boğucu, sıcak mı sıcak bir hava Arabistan üzerinden bölgeyi etkilemeye başlayacak ve iki günlük bir aşırı sıcak etkisi Kıbrıs'ımızda yaşanacak efendim. Ve Lefkoşa'da en yüksek hava sıcaklığı yarın 38, Lefke'de 28, Güzelyurt'ta 36, Girne'de 32, Alevkaya'sında 31, Larnaka ve İskele'de 35, Gazimağusa'da 33, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 32, Limasol'da 33, Baf'ta 32 ve Trodos'ta 20 derece. Evet, diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Baykal and Can Gazi hosting Northern Exposure. Zehra Özfaik with The Young Sound. Nevra Çağlar hosting Music Station. Mehriban Yolcu Kuş hosting Morning Light and Night Waves. Hülya Okay.